Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcileri arasında yer alan Güler Sabancı kimdir? (Gülüyor) 1955'te dünyaya gelen Güler Sabancı, Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme bölümünü tamamlamasının ardından kariyerine ailenin lastik fabrikası Lasta'da başladı. Daha sonra Kortsa'da genel müdürlük yapan Sabancı, amcası Sakıp Sabancı'nın 2004'teki vefatının ardından holdingin 3. kuşağa devredilmesi kararıyla yönetim kurulu başkanı oldu. Aynı yıl Financial Times tarafından Avrupa'nın en güçlü 30 kadını arasında gösterilirken, birçok kuruluş tarafından hazırlanan en etkili iş insanları listesinde de yer aldı. Sabancı, 2018 yılında Forbes dergisinin yayınladığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in birinci olduğu dünyanın en güçlü 100 kadını listesinde 64. sırada, 2021 yılında Türk-Alman bilim insanı Özlem Türeci'nin bulunduğu listede ise 77. sırada yer aldı. Avrupa'da birçok ülkeden devlet nişanı alan Sabancı, üniversite sanayi işbirliğinin küresel lideri olan Hong Kong Politeknik Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanına da sahip oldu. TÜSİAD'ın ilk kadın yönetim kurulu üyesi olan Güler Sabancı, Avrupa Yuvarlak Sanayi Masası'nın halen ilk ve tek kadın üyesidir. Sabancı, International Business Council'in ilk Türk üyesi olmasının yanı sıra MIT'de Uluslararası Danışma Kurulu'nda da görev yapmaktadır. Tabii Güler Sabancı'nın kariyerindeki başarılar yalnızca bununla sınırlı değil. Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden biri olan Güler Sabancı, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra hayırseverlik faaliyetleriyle de tanınmaktadır. Kız çocuklarına ve kadınlara yönelik olarak öncülük ettiği çalışmalarıyla bölgedeki en güçlü kadınlar arasında gösterilirken bu konuda birçok projeye de imza atmış ve ödüller almıştır. Sabancı, Türkiye'deki kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için çalışmalar yapıyor ve kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyor. Ayrıca Sabancı Vakfı aracılığıyla eğitim, kültür sanat ve toplumsal kalkınma alanlarında birçok projeyi de hayata geçirmeye devam ediyor.